Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı yeni alım yapacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bunların dışında alımlar geldikçe sizlere bunun bilgisini aktaracağım. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeniz. Bu videomuzda başvuru ne zaman olacak, kaç kişi alınacak ve söz sınav nerede yapılacak ve genel şartları hakkında kısaca bilgi vereceğim. Geriye kalan kısımlarda sizler açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden tüm detaya ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Başvuru başlangıç tarihi 13.06.2022'dir. Başvuru bitiş tarihi ise 24.06.2022 tarihinde sona ermiş olacaktır bilginize. Toplamda 70 kişi alınacaktır. Sözü sınav tarihi ise 18 ile 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında olmuş olacaktır. Sizlerin sözlü sınavı Ankara'da yapılmış olacak bilginiz arkadaşlar. Burada alımlar daha çok böyle yazılım uzmanları üzerine Java yazılımı, veyahut da kıdemli java yazılımı, bilişim sistemleri, veri tabanı veyahut da bunların dışında iş zekası uzmanı gibi alanlarda alımlar olacaktır. Burada daha çok bilgisayarla haşır neşir olmanız gerekiyor. İngilizcenizin iyi olması lazım ve tecrübenizin kat kat yüksek olması gerekiyor ki buraya atanabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere uygunsa muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sadece genel şartları hakkında bilgi vereceğim. Özel şartları hakkındaki bilgilere ulaşmak için de sizlere bırakacağım link üzerinden tüm detaya ulaşım sağlamış olacaksınız. Şimdi burada hepsini özel şartlarını hepsini okursam gerçekten çok fazla vaktinizi almış olacağım. O yüzden gerek yok. Özel şartları sizler okursunuz. Genel şartları hakkında bilgi vereyim sizlere. 600'e iletilse de devlet menulükanına uygun nitekle olmanız gerekiyor. Başvuruların sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin olarak tablo 1'de belirten sürece tecrübe sahibi olmanız ve bunu belgelemiş olmanız gerekiyor. Hizmetin gerektirdiği niteliklerin muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma süresi içinde başvuru yapmış olmanız da gerekiyor. Demiş olduğum gibi özel şartların hepsini açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden tüm detaya ulaşım sağlamış olacaksınız. Benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlar olsun. Farklı alımlar oldukça sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Demiş olduğum gibi bildirimleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Şu anlı kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.